Ve işin ilginci şudur. 2016 ve 2017'den sonra enflasyon bu ülkede hiçbir zaman tek hane olmadı. Ve sağ olsun orada da bir TÜİK diye bir kurumumuz var. İnan inanabilirsen. Özetle şunu söylemek istiyorum. Para basmayla bu iş olmadı. Fakat bizim bütçe açığımız neden bu kadar arttı? Asıl buna bizim bir cevap aramamız gerekiyor. O cevabı da şurada vermek gerekiyor. Bakın 2017 yılı sonunda Türkiye'de dolar kuru 3.80-3.85 civarındaydı. Arkadaşlar bugün 30 TL'ye dayandı. 6 yılda bana bir tane ülke gösterin parasının değeri 8 kat değer kaybetmiş olsun. Böyle bir tabloyla maalesef karşı karşıyayız. 6 yıl belki uzun oldu. Şöyle yapalım. Şu seçimlere bir gidelim. Mayıs seçimlerinde dolar neydi? 20 TL'ydi. Şu an 30'larda. Türkiye'nin dış borcu ne? 475 milyar dolar. 475 milyar dolar. İşte ekonomist arkadaşlar bilir. Dolardaki artışın enflasyona olan etkisi, yani kur geçişkenliği. Dolar %10 artarsa arkadaşlar, en son veriler, Merkez Bankası Başkanımız da bunu ifade ettiler. Dolar %10 artarsa enflasyonunuz %2,5 artar. Hani o dolarla mı maaş alıyorsunuz diye soruyorlardı ya, aslında tepeden tırnağa maalesef ürettiğinden fazlasını tüketen bir ekonomi olduğumuz için dolar bizi ilgilendiriyor. Ve şöyle bir hesap yapın. 475 milyar dolar dış borcu olan bir Türkiye sadece 7 ayda 10 lira parasının değerini kaybetmiş. Çarpın onu, ne kadar büyük bir rakam olduğunu, hangi hesap makinesinin alacağını sizlere ifade etmek istiyorum. Bakın bu kürsüde aklıma geldi. Bugün gibi hatırlıyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediklerini. 2012 yılında ne diyordu? Para diyordu bayrak gibidir. Milli marş gibidir. Para milletin itibarıdır. Arkadaşlar çok açıkça siyasi kimliklerimizden bağımsız olarak ifade etmek istiyorum. Biz bu itibarı koruyabildik mi? Burada çok büyük bir başarısızlık var ve üstüne üstlük bu ülkenin Merkez Bankası rezervleri şu anda bir düzelme var. Bundan memnuniyet duyuyoruz. Ama Merkez Bankası'nın rezervleri swapları çıktığınızda -56 milyar dolarda. -56 milyar dolarda. Keşke o kasa dolarlarla dolu olsaydı. Keşke 100 milyar dolar swaplar hariç bizim orada artımız olsaydı. Keşke ilk 10 ekonomi içinde olsaydık. Keşke 20 bin doları geçseydik de dış politikada bizi birileri kıskaca alamamış olsaydı. Değerli milletvekilleri, bütçe açıklarının ülkeyi nasıl bir iç borç sarmalına içine soktuğunu biliyoruz. En kolay yollardan bir tanesi para basma işe yaramayınca borçlanmadır. Bence burada bu mecliste bizi en fazla ilgilendiren konulardan bir tanesi dış borç meselesidir. Çünkü dış borç bu ülkenin tarihinde mali bağımsızlığımızı çok defa tehdit eden bir unsur haline gelmiştir. Nasıl unutabiliriz Duyun Umumiye'yi? Nasıl unutabiliriz 1838 Balta Limanı Sözleşmesi'ni, Kırım Savaşı'nı ve Osmanlı'nın 19. yüzyılın ilk çeyreğine, ilk yarısına kadar Osmanlı 500 yıl borçlanmıyor. Ve Osmanlı Devleti Aliye bunu niye yapıyor? Devleti Aliye bunu şunun için yapıyor. Borçlanmayı bir itibarsızlık olarak görüyor. Ve o kanunun o meşhur cümlesini bilirsiniz. Vezirine söyledi. Borç alan emir alır cümlesini hepimiz biliyoruz. Bugün elimiz kolumuz niye bağlı çok iyi biliyoruz. Ve dış borç, gayri safi milli hasıla içindeki payı son 5 yıldır büyüyor ve %50 arttı. %50 arttı. Buradan hareketle şunu söylemek istiyorum. Elbette yapısal problemlerimiz var. Burada bu yapısal problemleri çözmek için eğitime vurgu yapmak istiyorum. Eğitim. Şunu herkesin bilmesi lazım. Bizi dinleyen vatandaşlarımızın da bunu duymasını istiyorum. Bu ülke eğitim açığını kapatmadan bütçe açığını kapatamaz. Bakın son PISA verileri yayınlandı. OECD
bu çalışmayı 3 yılda bir yapıyor ve herkesle paylaşıyor. PISA verilerinde bir iyileşme var. Bir iyileşme var. Bu iyileşmenin daha iyiye gitmesini istiyoruz. Ama ben size son rakamları söyleyeyim. Matematikte onlarca ülke içerisinde 39.'yüz. Okumada 36.'yüz. Fende 34.'yüz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti, değerli arkadaşlar, ilk 10 ekonomi içine girme gibi bir hedefi varsa, Türkiye'nin yapacağı şey eğitimde de ilk 10'a 15'e girmektir. Bakın daha acıklı bir şey söyleyeceğim. Üzülerek ifade edeceğim. Yine OECD raporlarında, yine PISA sonuçlarında okuduğumuz bir bilgi. Türkiye'de okula giden öğrencilerimizin %19'u bir öğün atlıyor. Ne demek bir öğün atlıyor? Yiyecek, yemeğe verecek parası yok. Bakın Gelecek Partisi olarak kurulduğumuz günden itibaren bunu ifade ettik. Devlet bir öğün yemek versin. Bu kadar enflasyon, bu kadar yoksulluk, bu kadar hayat pahalılığı, buna ihtiyacı var bu insanların. Nüfusunun neredeyse yarısından fazlası açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşayan Türkiye'de halkın büyük kesimlerin buna ihtiyacı var. Ve buradan şunu söylemek isterim. Biz sadece bunu Gelecek Partisi olarak yapmadık. Burada grubu olan birçok parti bunu söyledi. O hakkı da teslim edelim. Ama bu gerçekleştirilemedi. Ben rica ediyorum. Cumhurbaşkanımıza buradan ifade etmek istiyorum. Çünkü yürütme kendisi, yürütme tek kişi artık bu ülkede. Bu ülkenin çocukları ülke okullarına aç giderlerse biz ekonomide ilk ona giremeyiz. Bakın bütün ekonomik sunumlarda, bakanlarımızın yaptığı sunumlarda, biraz önce Cevdet Bey'in, Cumhurbaşkanı yardımcımızın burada söylemiş olduğu, kurduğu bütün cümlelerde ne diyoruz? Diyoruz ki biz teknoloji ürünlerini, yüksek katma değer ürünleri üretmemiz lazım ki daha fazla ihracat yapabilirim. Çünkü imalat sanayi içinde Türkiye'nin 2023'te ki o yüksek teknoloji ürünlerinin payı %2.3. 2028 yanılmıyorsam %5'in üzerine çıkacağız. Elbette güzel. Ama o yüksek teknoloji ürünlerini kim üretecek? Beşeri sermayemiz, insan kaynağımız. İşte o insan kaynağını bizim hızlıca bu noktaya getirmemiz gerekiyor. Bakın dış borçla ilgili olarak, iç borcu da içine alarak şöyle bir rakam vermek istiyorum size. Şu anda merkezi yönetimin toplam borcu 2021'de 2.7 trilyonla başlıyor. 2023'te ikiye katlıyor. 2024'te de tekrar ikiye katlayacağını söylüyoruz. 7 trilyonun üzerine çıkıyor. Peki 2017'de bu rakam neydi? 876 milyar 500 milyon TL. 6 yılda arkadaşlar, altını çizmek istiyorum. 6 yılda devletin toplam borcu 7 kat nasıl artar? 7 kat toplam devletin borcu artmış. Şimdi buradan hareketle ben özellikle güçlü ekonomi ve güçlü dış politika vurgusunu yaptım. Zamanım olmadığı için Gazze'ye girmeyeceğim. Ama elimizi kolumuzu niye bağladığını hepimiz, neden bağlandığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Değerli milletvekilleri, borçlanmayla olmadı, para basmayla olmadı. Bunlar sorun. Ne yapacak devlet, ülke idare edenler? Vatandaşa başvuracak. Orada da karşımıza vergiler çıkıyor. Vergiler. Peki bu vergiler ne olmuş? 2022'de 2 trilyon 353 milyar vatandaştan vergi toplamışız. 2023'te bu ikiye katlanmış, 4 trilyon 270 milyar olmuş. Şimdi ise 7 trilyonun üzerinde vatandaştan vergi toplayacağız. Şunu diyebiliriz. Yani 2017'de ne olmuştu? Toplam vatandaştan topladığımız vergiler 537 milyardı. 537 milyar. 14 kat. Bakın 14 kat. Eğer 7 yılda vatandaştan vergi toplarsanız gerçekten vatandaş yaşayamaz hale gelir. Şu an Türkiye'nin yaşadığı hikayede bu. Şu soru akla gelebilir.
Vergiyi devlet kimden alacak? Öyle ya, vergiler aynı zamanda gelir adaletini sağlamak için en büyük enstrüman. Acaba gerçekten vergi tabana yayılacak mı? Vergi gerçekten servetten mi alınacak? Çünkü biz rakamlara, grafiklere baktığımızda servetten alınan vergide herhangi bir değişiklik yok. Sermayenin gayri safi milli hasıladan aldığı paya son 7 yılda bir bakın. Uçuyor. Neden uçuyor? Çünkü kur korumalı mevduatın şu anda bütün ekonomistlerle yaptığımız toplantılarda minimum maliyetinin bütçeye 700 milyar TL'nin üzerinde olacağı söyleniyor. Torba kanununda konuştuk. Sadece kurumlar vergisiyle ilgili olarak 100 milyar TL'yi buluyor. Dolayısıyla serveti ödüllendiriyoruz. Burada herhangi bir şey yok.